Hakim Bey. Hakim Bey. Bir dakikanızı alacağım, affedersiniz. Ben az önce yargıladığınız Oylum Yenersoy'un annesiyim. Hiç boşuna nefesini tüketme kardeşim. Ben öyle yalvarma yakarmalarla dava görmüyorum. Ben de öyle dava görmüyorum. Hatta bana öyle yalvaran yakaran olursa da davalarına şüpheyle yaklaşıyorum. Haklısınız. Nasıl? Siz de mi hakimsiniz? Evet, aile hakimiyim. Güzide Yenersoy. Memnun oldum Hakim Hanım. Yalnız kızımız için yalvarmanın hiçbir şey ifade etmeyeceğini bilin lütfen. Yalvarmayacağım söyledim zaten size. Sadece birkaç sorum var. Onları sormak istiyorum müsaadenizle. Dinliyorum. Bakın, tıp fakültesinde okuyan genç bir kız. Suçsuz olduğu bir trafik kazasında. Üstelik de kaçma şüphesi yokken neden tutuklu yargılanır? Yani bu konudaki ısrarınız niye? Hayır, diğer şüphelinin babası büyükelçi olduğu için mi diye soruyorum ben. Ne demek istiyorsunuz siz? Ben bir şey demek istemiyorum. Yani kafamda böyle deli sorular var. Takdir edersiniz ki bir hakim olarak ben de duruma bir açıklık getirmeye çalışıyorum. Neden diyorum, neden Hakim Bey böyle bir karara varıyor? Neden? Mahkemeye yetişemedim, kusura bakma. Nevşehir'de duruşmam lazım. Nasıl geçti? Zaten bir dakika sürdü. MOBESE kayıtlarını kabul etmedi hakim. Tahmin ettim. Hakimle konuşurken izledim seni. Bayağı bir sıkıştırdın adamı. Tehdit falan mı ettin yoksa? Valla yaptım bir şeyler işte. Başka ne yapacaksın ki Güzide? Burada sen hakim değilsin. Annesin. Evladını kurtarmak için elinden gelen her şeyi yapacaksın. Yapıyorsun da zaten. Üstelik çok da haklısın. Durum çok şaibeli Sezai. Tamam biz de yasa dışı bir şey yaptık. Yani o MOBESE kayıtlarını bir arkadaşımızın oğlu hackerlık yaparak buldu. Ama başka çarem yoktu. O görüntülerle Oylum ancak kurtulabilirdi. Silinmiş olması zaten şüpheli olduğunu göstermiyor mu? Evet. Katılıyorum sana. Yani elçilikten ciddi baskı var bu adamın üzerinde. Annesinden belli. Olsun ama hiç canını sıkma. Dört koldan elimizden ne gelirse yapacağız. Oylum'u kurtaracağız. Teşekkür ederim desteğin için.